Bağıra, yaktın beni, yaktın. Of. Lan gör. Ne hocam ha? Dükkanı geri alamazsın diyordun ama şu an gördüğün gibi sen dışarıdasın, ben içerideyim. Nankör çırak seni be. Dükkanın içinde dışında olman önemli değil. Asıl önemli olan akıl çemberinin içinde misin, dışında mısın? Ben hep içinde kalacağım. Sen kendi haline yan be ya. Vallahi dükkanım yok oğlum. Evet yok. Ama bundan sonra freelance çalışıyorum ben be ya. Bu ne lan? Davetiye. Düğün davetiyse hayırlı uğurlu olsun. İnşallah böyle. Bu ne lan? Düğün yeri mi değişti? Düğün salonunda mı yapıyoruz? Hani meydanda yapacaktınız? Vallahi orasını ben bilmem. Son dakika düğün salonu tutmaya karar verdiler. Hani bir sıkıntı varsa git şey odasamla konuş. Hadi eyvallah. Sıkıntı var tabii, sıkıntı büyük. Ben bu kadar malzemeyi ne yapacağım? Bunun faturasını ben kime keseceğim acaba? Vah vah. Şimdi senin dükkanın da yok değil mi? Hayır, dükkanın olsa diyeceğim ki git dükkanının deposuna koy, sakla ama... Tüh 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 tüh, kıyamam, küçüğüm benim. Sen çok oluyorsun ezik. Bak savrumu taşırma, ecelini oynama, haberin olsun. Ne yaparsın lan? Beni çatıdan aşağı atlar, sonra da kaza süsüm verirsin. Yok be ya, o sana ve dünyaya iyilik yapmış olurum. Seni yaşatmak lazım. Senin bu ezikliğinle böyle kalman lazım. Eziksin sen oğlum, ezik. Ezik geldin, ezik gideceksin, haberin olsun. Beni laflarınla ezemezsin. Beni ezmek istiyorsan paranı ezeceksin Cuma. Şerefinden, namusundan, borçlarını ödeyeceksin misal, şenimi de kapatacağım benim. He? Ama senin cebinde akrep var dedim, ben onu unuttum ya. Cebimde akrep falan yok ama ben koynumda yılan beslemişim, yılan. Al bu malzeme de sana sadakam olsun. Kullanırız artık. Ne yapacağım da ben bunları? Ne yapacağım biliyor musun? Bunlar ışıldaklar. Bunları artık vücudundaki delikleri monte edersin, aydınlanma yaşarsın. Delik derken burunla kulak deliklerini kastediyorum. Başka bir şey anlama yani. Ben sana yapacağımı bilirim Cuma. Senin sonun geldi. Buldum, buldum la. Vallahi aydınlandım. Vallahi de billahi de aydınlandım. Tesisatçı İsmail Usta sen misin birader? Bizzat kendisiyim. Zaten bu piyasada tesisatçı arıyorsanız bir ben varım. Bir de o sinsi, sansar, işe yaramaz Cuma var. Ama siz doğru adrese geldiniz. Ne için gelmiştiniz? Bizim dünkü teslimattan bir alacak vardı da. Alacak mı vardı? Ne alacağı? Yok diyorum kardeşim, ben almadım diyor. Bunlar ne peki bunlar? Bunlar ne bunlar? Almışsın işte. Ya bunları demin bana Cuma getirdi diyorum ya. Benim bu malzemelerle bir ilgim yok kardeşim. Sen şimdi bunların parasını vermiyor musun? Vermiyorum. Niye vereyim ki? Alakam olmayan malzemelerin parasını ben niye veriyorum? Al gerisin geriye götür la. Seni kara listede en başa koyacağım. Bir daha hiçbir malzemeciden malzeme alamayacaksın. Ulan Cuma. Bir de sadakam olsun diyor la. Bardak doldu taştı. Vallahi bardak doldu taştı. Bardak doldu taştı. Bardak taştı kardeşim. Ego formatlanır. Hayat. Reset. Lenir. İsmail. Nasıl olmuş ya? Eklemek istediğin bir şey var mı? Çok güzel olmuş ama eklemek istediğim bir şeyler var. Lütfen şunları da yaz bari. Kundaklama yapılır. Cinayet işlenir. Her türlü kaza süsü itinayla verilir. Ya bari ben bu Cuma'yı yeminle öldüreceğim ya. İşini elektrikle vereceğim ben bugün. Hem bunun sakarlıklarını, beceriksizliklerini bilmeyen yok değil mi? Bu sakar ve beceriksiz biri değil mi? Yani elektrik çarpmasıyla ölse kimse cinayetten kuşkulanmaz değil mi? He? Kaza sanırlar değil mi bari? Aynen öyle. Ya aynen öyle tabii ya. Herif sadece benim dükkanı işgal etmekle kalmamış. Bir de benim adıma sağa sola bir sürü sipariş vermiş. Borçlar da bana kitlemiş ya. Her şeyi bana yazdırmış Bahar. Bu adam resmen benim itibarımı yerlere sermeye çalışıyor. Ya bu adam benim ekmeğimle oynuyor Bahar. Ama ben duracağım mı böyle? Yok. Ben de onun hayatından oynayacağım. Hem de çok kolay. Sadece bir kablonun ucunu değdirip Bahar değil mi Bahar? He? İyi söyledin. Bak bu Cuma'yı çarpmak lazım.
Aslında neler yaparım ona da etik ahlakın dışına taşar. Ona var ya. Bak sen gör gör. O buraya gelsin. Benim böyle çarpıyorum biliyor musun? Bu var ya bu adamı bayıltır. Bunu böyle kalbine doğru böyle dayadığınız zaman adamı öldürür bile böyle. Gebertir. Oo, versene onu bana. Ne yapacağım lan? Bir şey deneyeceğim. Düğünden sonra geri veririm söz. Ya bakalım. Çok sağ ol, çok sağ ol Bahar. Ben bir eve kadar gidip geleceğim de sen benim dükkana göz kulak olur musun? Olurum, olurum merak etme. Çok sağ ol, çok sağ ol. Hadi ben kaçtım. Bozgur babacığım. Bozgur babacığım, sizden bir şey rica edebilir miyim acaba? Hayırdır, ne var? Bir şey deneyeceğim de. Ne deneyeceğim? Şimdi Bozgur babacığım, anlatmakla hiç vakit kaybetmeyelim bence. Siz doğrudan kolunuzu uzatın, mümkünse. Yaşasın! Çalıştı, Alet çalıştı lan, yaşasın! Aa, ne oldu, ne oluyor? Sakın ıslak ellerinize değmeyin. Kendisi elektrik yüklü şu an. Deneyime kobay oldu ama hiç merak etmeyin. Birazdan ayılır Gülferi anneciğim. Şöyle rahat bir konuma sokalım kendisini. Olur mu? Paniksiz. Şöyle yapalım. Şunu çekelim. Ayaklarına böyle. Parlayalım kafasını. Ben kafasını da tutuyorum. Ellerim kuru benim. Endişe etmeyin. Kendi işinize bakın. Siz ben ilgileniyorum kendisine. Tamam. Ya. Elektriği aldı ya pamuk gibi oldu etleri. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.